Gelelim biz pazartesi sabahına. Evet haklısınız tabii ki. Önce pazar gününe bakmak gerekiyor. Pazar günü oy oylamaya gideceğiz. Ve oylamadan iki isimden birine oy vereceğiz. Bu isimlerden biri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu. Şanslarını eşit görüyorum. Öndeki ilk oyda almış oldukları yüzde 49 buçuk, yüzde 45'lik oy geride kaldı. Sıfır sıfırdan başlıyor. Son gelişmelere de baktığımızda, Son gelişmelere de baktığımızda aslında Erdoğan tarafı çantada keklik göremiyor bu olayı. Endişeleri var. Ve e, tabii Kemal Kılıçdaroğlu bence daha rahat çünkü ilk turda arkada çıkmış. Ama hamlesini yapabilir. Onu şevklendiren nedir? Yurt dışı oyların artması bence. Veya e, Sinan Oğan etkisiz bir kişi siyasette ki öyle olduğunu en azından öyle görüyorum kanımca. E, Ümit Özdağ ise ondan etkili e, bir isim. Ve Ümit Özdağ yanına çekmesi kitlenin üzerinde, seçmen kitlesi üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Mülteci konusunda soru işaretli olan kişilerin o sebepten sandığa gitmediyse Ümit Özdağ'dan dolayı gideceğini düşünüyorum. Burada HDP kritik bir partiydi ve Ümit Özdağ'dan sonra kilit parti konumunda geldi yine ve burada yaptı ki evet biz bu insandan kurtulmak istiyoruz. Bu insanın yönetiminden kurtulmak istiyoruz. Aynı benim düşündüğüm tarz. Ee, aynı paralelde düşünüyor. Bu insanın yönetim tarzından kurtulmak istiyorum. Ve bir değişim istiyorum. Ve dedi ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Az önce Ahmet Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen mesajını verdi. Artık saflar belirlendi. Bir tarafta Erdoğan onu destekleyen isimler belli. Diğer tüm muhalefet. Kılıçdaroğlu ismi burada çok çok önemli ama belki Mansur Yavaş ismi olsaydı, Ekrem İmamoğlu ismi olsaydı veya bir başka e, işte e, Meral Akşener ismi olsaydı bu kadar bütüncül olamayabilir. Kemal Kılıçdaroğlu ismi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin dahi kurumsal kimliğinin üstüne geçti. Herkes o tüm kurumsal kimliğin, e, parti kurumsal kimliğinin üstünde bir kişi olarak belirlendi. Bence Kılıçdaroğlu e, şunu yapabilirdi, yapmadı. Yani seçime girerken, ikinci seçime giderken partisinin liderliğinden istifa edebilirdi genel başkanlığından. Bu pozitiflik yaratabilirdi. Kabinesini açıklayabilirdi. Onu da yapmadı. Ha, yani bunlar yapmadı. Ha, yapmadı. Yapabilirdi. Ama sonucunu tabii ki kendi görecek, hesap etmiştir. Ama en güzel işi yaptı bence. Güzel işlerden birini yaptı. Babala'ya çıktı. Bir Babala'ya bakabilir miyiz? Babala'da 14 milyondu dün akşam bıraktığımda. Acaba kaç milyon izlenmiş şu anda? Çok önemli bir mecra ve eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak olursa Babala'nın o yayının da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ve evet bu seçim pazar akşamı saat yedi buçuk sekiz gibi 20 milyon mu? Şu an 20 milyon an itibariyle dikkatinizi çekerim. Erdoğan 27 milyon. Erdoğan 27 milyon oy aldı. küsüratını hatırlamıyorum. Diğeri 25 milyon oy aldı. küsüratını hatırlamıyorum. Ve 20 milyon insan bunu izledi. Televizyondakiler hariç. Televizyondakiler hariç. 20 milyondan fazla insanın farkındalığı var. Düşünebiliyor musunuz? O kadar önemli bir işe imza attı. Erdoğan 27 milyon seçmenin oyunu almıştı. 25 milyon seçmenin oyunda Kılıçdaroğlu almıştı. Seçimi etkileyebilecek bir programdan bahsediyoruz burada. E, bu da tabii pazar günü ortaya çıkacak. Gelelim. Pazar günü iki adaydan biri kazanacak. Diyelim ki mevcut iktidar veya mevcut kim? Erdoğan. Erdoğan kalacak olursa e, nasıl bir Türkiye'ye nasıl bir pazartesi sabahına uyanacağız? Bunun evet dedim birisiyle ben konuşmalıyım. Kimle konuşmalıyım? E, Oğuz Demir'le. Doçent doktor Oğuz Demir'le konuşmalıyım. Adam hem işte ekonomist hem televizyonculuk tarafı var. İyi de bir ekonomist. Ve hoca dedim yani durum nedir? Kara pazartesiye mi uyanacağız pazartesi günü? Hayır dedi. Kara pazartesiye uyanmayacağız. Ama dedi olayı sana şöyle özetleyeyim dedi. Eğer Erdoğan gelirse eğer Kılıçdaroğlu gelirse. Şimdi dikkatle dinleyin. Eğer Erdoğan gelirse eğer Erdoğan gelirse ee Erdoğan gelirse ne olacak? Şimdi şöyle diyor. Bataklıkta çırpınır gibi durumda devam edeceğiz diyor. Bataklıkta çırpınmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz bataklıkta çırpınırsınız, çırpınır, çırpınırsınız. Eğer dışarıdan bir el veya bir ...urgan veya bir ip size atılmadıktan sonra... ...can bir de atılmadıktan sonra... ...o bataklıktan çekemezler sizi... ...ve o bataklık sizi dibe doğru çeker... ...sonunda boğulur ve ölürsünüz... ...düzen aynen devam edecek diyor... Ee, ...Oğuz Demir, doçent doktor... ...Oğuz Demir, ekonomist... ekonomist ...ve aynı diyor ben bunu şeye benzetiyorum... ...bataklıkta çırpınmak gibi Fatih diyor... ...ve biz bu aynı düzenle... ...devam ettiğimiz müddetçe diyor... ...bizi e, sıkıntılı günler bekliyor... ...ve şöyle de bir sözü var... Çok zor bir sonbahar bekliyor bizi dedi. Çok zor bir sonbahar bizi bekliyor dedi. Taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışacaklar dedi. Eski düzen devam eder derken biliyorsunuz faizleri düşürdü ama faizin düşmesi bir şey ifade etmiyor. Çifte faiz var şu anda bir yüzde sekiz buçuk civarında bir politika faizi işte bir de yüzde otuz beş yüzde kırklara dayanmış mevduat faizi kredi faizleri yükseldi daha doğrusu bankalardan kredi de alamıyorsunuz faizler yüksek olduğu için böyle çip başlı tuhaf bir faiz sistemi var bu sistemi aynen devam edecekler dedi ve taşıma suyla değirmeni döndürmeyi sürdürecekler dedi bu yalancı baharı dedi sürdürmeye çalışacaklar dedi. Ama bu yalancı bağrı sürdürmeleri kolay değil dedi. Çünkü şeffaf ve hesap verebilir bir ülke olmadığımız için dedi. Hiçbir yabancı batı uluslararası kuruluş Türkiye'ye para vermek istemiyor dedi. Faizle yüzde on birle borçlanıyoruz şu anda dedi. Faizle borçla özür dilerim dolarla borçlanmamızın faizi yüzde on bir dedi. Ve ülkede de maalesef e, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim olmadığı için dedi, uluslararası finans merkezlerinden kredi alamıyoruz dedi, kredi bulamıyoruz dedi, kredi başvurmak için kredi aldığımız yerler dedi körfez ülkeleri. Onlar dedi sorgu suali yok. Onlar dedi bir takım isteklerini sunarlar. Karşı devlette de o istekleri karşılarsa para alır dedi. Tekrar müracaat edecekleri yer, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, bu gibi yerlere gidecekler, Katar, bunlardan para alacaklar dedi. Çünkü bir kere dedik kredi şeyimiz, kredi alma riskimiz çok yüksek. Ve hiç kimse Türkiye'ye de doğru düz kredi vermek istemiyor. Düşünsenize doları yüzde on birle borçlanıyoruz ya. Kredi buluyoruz. Dolar kredisi yüzde on birle borçlanıyoruz. Ee, ve Cumhurbaşkanı'nın dünkü Kanal D'de itirafı da var. Körfez'den sistem içine para depo ettik diyor. Ve bu sayede merkez bankamızı ve piyasayı rahatlattık diyor. Piyasamızı rahatlattık. Aynı sistemin e, nasıl yürüyeceğinin bir işareti. Yani merkez bankasını ve doları tut, nasıl tuttuğumuzu gösteriyor. Yurt dışından çünkü para alamıyorlar. Çünkü yurt dışından verilecek olan paranın hesabını vermek zorundasınız ve onu bir program dahilinde harcamak zorundasınız. Adam da size ne kadar faizi yüksek tutarsanız tutun ben o kadar faiz vereceğim deseniz de o parayı vermiyor. Çünkü batabilme riskiniz var. Bataklıkta dibe inme riskiniz var. Sıkıntılı günler bizi Erdoğan'la bekliyor. Çok sıkıntılı günler ve bu bunun sonu zaten ödemeler dengesinin de bozulması demek. Gelelim ikinci şıkka. İkinci şıkta da kim vardı? Eğer Erdoğan değil de onun yerine diğer aday yani Kemal Kılıçdaroğlu gelecek olursa. O nasıl olacak? İlk gün belirsizlik olabilir diyor. Eğer 28 Mayıs'ta kazanacak olursa Kemal Kılıçdaroğlu ilk gün belirsizlik olabilir diyor. Ama aynı gün, aynı gün bugünün iktidarı tarafından müdahalede bulunacaktır. yine biliyor, deniyor şeye dolara veya dövize. ve mevcut iktidar tarafından tabii bu yapılacak bu müdahale çünkü hemen devir teslim yapamıyorsunuz. ve eski düzenden vazgeçecekler. Yani bu saçma sapan duvara çarptığımız bizi bataklığın dibine çeken sistemden e, dönecekler ama yapacak çok ve zorlu işleri var ve çözülmesi gereken o kadar çok sorun var ki o sorunlarla baş edecekler diyor ama buna talip oldular. Eğer ülke ülkenin düzlüğe çıkmasını e, düzlüğe çıkması isteniyorsa evet Bizler yine fedakarlık yaparız. Yeter ki şeffaf olsunlar. Yeter ki hesap versinler. Yeter ki bizi iki sene sonra, üç sene sonra düzlüğe çıkartacaklarının sözünü versinler. Sıkıntılı günler onlar için de söz konusu. Ortak cümleydi zaten bu. Çok zor bir sonbahar bekliyor diye. Gerçekten çok zor bir sonbaharın beklediğini söylüyor. Aynen İbrahim Kahveci'nin bugün yazısı vardı. Şöyle diyor İbrahim Kahveci. Bırakacağımız miras Türkiye'nin yıkılması olacak diyor çocuklarımıza çocuklarımıza bırakacağımız miras Türkiye'nin yıkılması olacak ve bakınız e, o da aynı şeyi söylüyor dolarla boşlanırken diyor %11 faiz ödüyoruz. Dünyanın en yüksek faizini ödeyen ülkeyiz şu anda. Ve e, Arjantin, Venezuela gibi olma durumumuz söz konusu. Arjantin ve Venezuela gibi olma durumu söz konusu. Dün yine bir haber vardı. Bunu da sizlerle paylaşayım. E, i̇sminin açıklanmasını istemeyen bir AK Partili kişi, yetkili. Artık bakanlıkta veya bürokratta, bürokraside bilmiyorum. Reuters'a konuşuyor. Yeni bir ekonomik sistem üzerinde, yeni bir ekonomik model üzerinde çalışıyorlarmış. Çünkü bu sistemin Nebatinin kurduğu, Sayın Nebatinin kurduğu bu sistemin sürdürülebilir olmadığını anlamışlar ve biz deneme tahtasıyız ve bu deneme tahtasında biz e, faturayı ödeyen kesimiz. Bu deneme tahtasında biz küfeyi sırtında ağırlaşarak taşıyan kimseyiz. İşte size Pazartesi sabah nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımızı söyledim. Bir kez daha tekrar ediyorum, Erdoğan gelirse bataklıkta çırpılmaya devam edeceğiz ve eninde sonunda bu sistem devam ettiği müddetçe. Dibe gideceğiz. Batacağız. Ha, diğeri gelecek olursa ilk gün belirsizlik olabilir ama dolara ve e, dövize ve a, dövize müdahale edilebileceğini söylüyor. Yapacakları çok zor ve çok işleri olduğunu da söylüyor. Kara bir pazartesi demiyor. Kara bir pazartesi demiyor. Ancak zor günler diyor. Zor günlerin başladığı tarih olacak diyor. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın arkadaşlar. Evet, insanlar döviz stoğu yapıyor, altın stoğu yapıyor. Haklılar da çünkü dövizin 25 hatta 30 liralara çıkılacağı konuşuluyor çıkacağı konuşuluyor veya altının yükseleceği konuşuyor. Adam ne yapsın TL'de kalıp? Zarar edecek. O yüzden de parasını bir şekilde tasarrufunu değerlendirmeye çalışıyor.